Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırladığım tarifim haşhaş ezmeli burmalı çörek. Hafta sonuna özel, hafta sonu kahvaltısı için bir hamurdan 3 farklı börekler ve çörekler hazırladım. Bugün sizlere anlatacağım tarifim burmalı çörek tarifi. Zarf poğaça ve gül şeklindeki olan çörek tarifimi de daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Onun için kanalıma abone olup zil sesini açalım. Paylaştığımda bildirimler alarak tariflerime ulaşabilirsiniz. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz: 1 adet yaş maya, 1,5 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık su, yaklaşık 1,5 su bardağı süt, 200 milim 1 su bardağı da sıvı yağ ve 1 kilo un. Hamurumuzun yapılışı: yoğurma kabımıza veya mikser kabımıza mayamızı alalım. Ilık suda ve şeker ile birlikte mayamızı eritelim. Eridikten sonra sütü, sıvı yağ ilave edelim. Tuzunu da ekleyip onu ekledikten sonra yoğurmaya başlayalım. İkinci bardaktaki sütü kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edelim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra üzerini şeffaf folye ile kapattım. Ve hamurumu yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktım. Bu esnada Türkiye'den aldığım yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar ezme haşhaşı 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ile birlikte açtım kıvamını. Ve yaklaşık 50 dakika 1 saat içerisinde hamurum bu şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mayalanmış olan hamurumu hepsini un serptiğim tezgahıma aldım. Bu hamur tarifimiz yaklaşık 3 tepsilik börek içindir arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi 3 farklı börek yaptım. Biz bu hamurun tamamını burma çörek için kullanmayacağız. Bir miktarını kullanacağız. Bir geri kalanları da diğer farklı poğaçalarımda kullanacağım. Hamurumuzu önce ikiye kesiyoruz. İkiye kestiğimiz hamurumuzu daha sonra eşit bir şekilde bezelere ayırıyoruz. Ben yaklaşık 27 tane beze elde ettim arkadaşlar. Sizler 30 tane de beze elde edebilirsiniz. Küçüklüğünü ayarlayarak. Elde ettiğim bezeleri merdane yardımı ile tabak altı büyüklüğünce açıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünce. Ve her açtığım yufkamın arasına yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar haşhaşlı karışımdan ekliyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde açıp iç harcından koyup sürüp tekrardan yufka koyuyorum. 10 kat olana kadar aynı işlemi uyguluyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 bezeyi bu şekilde açıyoruz. Her katına haşhaşlı harcımızdan sürüyoruz ve 10 kat yapıyoruz. 10. katımız bittikten sonra büyükçe bir yufka açıyoruz. Elimizle bastırarak inceltiyoruz. Dilerseniz 10 kat yerine 5 kat da yapabilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Bu işlemi o zaman 2 sefer yapmanız gerekecektir. Evet. Ben 10 kez yaptıktan sonra elimle bastırarak kenarlarına ve ortasına bastırarak incelterek büyük bir yufka açtım. Şunu da belirtmeyi unuttum arkadaşlar. Ben haşhaşlı ezmenin içerisine şeker ilavesi yapmadım. Sade bir tat olsun istedim. Hem tatlı hem tuzlu kahvaltıda yemek için tadını şeker ile bastırmak istemedim. Sade yapmayı tercih ettim. Eğer siz isterseniz içerisine şeker de karıştırabilirsiniz. Ayrıca ceviz de katabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. İşlem aynı şekilde. Sadece lezzetleri değiştirebilirsiniz içerisine katacağınız malzemeler ile. Evet, yaklaşık 2 parmak genişliğinde, 2,5-3 cm genişliğinde şeritlere kestim bıçak ile. Gördüğünüz gibi
Kestiğim her şeridi ortadan ikiye katladım ve bükme işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir ucunu sağ tarafa, bir ucunu da sol tarafa bükerek bükme işlemini yapıyoruz. Ve aynı şekilde diğer şeritlerimize de bu işlemi uyguluyoruz. Evet, bütün şeritlerimizi büzerek bu şekilde hazırladım. Yaklaşık 26-28 santimlik borcam kalıbımın tabanını sıvı yağ ile yağladıktan sonra ortasından başlayarak gül şekli veriyoruz ve etrafını diğer büktüğümüz haşhaşlı ezmelerimizi sarıyoruz. Bu şekilde burma çöreğimizi hazırlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üzeri için bir tane yumurta sarısına yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sütü ilave edip çırpalım. Elde ettiğimiz bu sosu hazırladığımız çöreğimizin üzerine fırça yardımıyla sürelim. Ve tepsi mayası yapalım. 30 veya 40 dakika arası. Tepsi mayası yaptıktan sonra önceden ısınmış 200 derece fırında alt ve üst altın renk alana kadar, güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika arası çöreğimizi pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, haşhaş ezmeli burma çöreğimiz artık piştiler. Gördüğünüz gibi müthiş rengi kızardı ve inanılmaz lezzetli oldu. Evet, bu esnada zarf poğaçamızı ve gül şeklindeki olan haşhaş ezmeli çöreğimizi, tariflerimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Evet, bugün sizlere haşhaş ezmeli burma çöreğimizi tarifini paylaştım. Bu şekilde hafta sonu kahvaltısı için hazırlamıştım. Henüz çok sıcak olduğu için elimi tam dokunup sizlere gösteremedim. Biraz nefesledikten sonra kestim. Burada sizlere içini de göstereceğim. Yumuşacık arkadaşlar, müthiş lezzetli oldu gerçekten. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı ve değişik lezzetlerde tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.